kursu onaylandı. Hayırlı olsun. Aramıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Çok güzel bir haber verdiniz Cuma Fatih. Çok teşekkür ederim. Sizin de yolunuz hep açık olsun inşallah. Begüm ablacığım, bu ilk sınav sonucum, seninle sevincimi paylaşmak istedim. Benim çok kıymet verdiğim Say Vakfı böyle bir oluşum gerçekleşti. Böyle bir ailede olmak çok gururlandırıyor beni. Vakfımız bundan tam bir sene önce kuruldu. Önümüzdeki günlerde de ilk doğum günü pastasını keseceğiz. Bu bir yıllık süre zarfında şöyle bir hayalle ortaya çıktık. Dedik ki bir çocuktan bir umut yaratmak hayaliyle bu projeye başlıyoruz. Temel amacımız da şuydu: eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlayabilirsek, çorbada bizim de bir tuzumuz bulunursa ne mutlu bize. 75 tane öğrencimize Diyarbakır'dan Van'a, Elazığ'dan Sinop'a, İzmir'den Eskişehir'e kadar 75 ailemize, 75 çocuğumuza ulaştık ve onların ilindeki, ilçesindeki, mahallesindeki en yakın özel okullarda %100 eğitim bursu imkanından faydalanmalarıyla alakalı imkan sağladık. Bu ilk senemizdi. Şimdi ikinci senemize başlıyoruz ve bu seneki kontenjanımızı 125 olarak belirledik. Önümüzdeki sene inşallah Say Vakfı ailesinin tanımış olduğu burs 200 kişiye ulaşıyor. Ailemiz 200 öğrencilik bir aile haline geliyor. Burs başvurularımız bugün itibariyle başlıyor. 3 haftalık bir süre zarfını kapsayacak. Akabinde Say Vakfı'nın burs komitesi gelen başvuruları değerlendirip Haziran ayında inşallah 125 öğrencimizin de duyurusunu yapacağız. Burada çok fazla kriterimiz yok. 2 tane temel kriterimiz var. Bunlardan birincisi, ailelerimizin, çocuklarımızın ailelerinin tamamıyla asgari ücretle geçiniyor olmaları ya da işsiz olmaları. İkinci kriterimiz ise çocuklarımızın okul yaşları anlamında okul öncesi ya da ilkokul çağında olmaları. Eğer bu iki kritere uyan ailemiz varsa gönül rahatlığıyla Say Vakfı'nın internet adresine girerekten başvurularını yapabilirler. Herhangi bir tanıma çalışması, herhangi bir sınav çalışması, herhangi bir sınava tabi tutulma gibi hiçbir şey geçerli değildir. Tamamıyla bu iki kritere uyan herkes başvurusunu gönül rahatlığıyla gerçekleştirebilir. %100 eğitim bursu diyoruz. Bu neyi kapsıyor? Özel okuldaki eğitim ücretini kapsıyor, yemek ücretini kapsıyor, kitap, kıyafet, kırtasiye ücretini kapsıyor. Yine keza eğer öğrencimiz servis kullanmak durumunda kalırsa servis ücretini de kapsayan %100 dört başı mamur bir öğrencimizin bir yıllık eğitim hayatı boyunca doğan ya da doğabilecek bütün eğitim masraflarını karşılıyoruz. Bu bir senelik bir burs tanımlaması değil. Şöyle yola çıktık: eğer anaokulunda kabul ettiğimiz bir öğrencimiz varsa 8. sınıfta ortaokuldan mezun oluncaya kadar yine herhangi bir koşula bağlı kalmaksızın bu bursumuz devam edecek. Yine ilkokulda eğer çocuğumuzu aldıysak, İlkokuldaki çocuğumuz da 8. sınıftan mezun oluncaya kadar yine herhangi bir şarta şurta bağlı kalmaksızın burs imkanı geçerli olacak. Geçtiğimiz sene 75 çocuğumuza burs verdik ve 75 çocuğumuzun ailelerine de pandemi sebebiyle online eğitimler, seminerler verdik. Bizim için eğitim aileden başlıyor. Çünkü okullarda ne kadar çok eğitim verirsek veririm, ailede eğitimin önemi yeteri kadar kavranmazsa bir yerde açık kalıyor. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Geçen sene Van'dan bir bursiyerimizin annesi bu eğitimler sayesinde açık öğretimden üniversiteye başladı. Bu da bizim için ayrıca çok mutluluk vericiydi. Aynı zamanda eğitim derken annelerin kendilerini iyi hissetmeleri için de elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü günün sonunda mutlu anne mutlu çocuk yetiştirire inanıyoruz ve aile eğitimi bizim için olmazsa olmazımız.
Öncelikle kendilerini iyi hissetmeleri adına başladık bu eğitimler. Çünkü biliyorsunuz zor bir dönemden geçiyoruz ve ilk seminerlerimiz kendilerini nasıl daha iyi hissederler, çocuklara nasıl daha verimli olurlar üzerineydi. Daha sonra Yavuz Hoca'dan çocuklarla oyun, çocuklarla nasıl iletişim kurabilirler üzerine eğitimlerimizi verdik. Bu şekilde de böyle devam edecek. Öncelikle en büyük geri dönüşüm yalnız olmadıklarını anladılar. Hepsi beraber Zoom'da bir baktı kendi problemlerini birbirlerine anlatıyorlar ve kendilerine benim de böyle bir problemim var, benim de var diyerekten şunu söylediler, yalnız olmadığımızı anladık dediler ve onlara bir umut verdiğimizi de düşünüyorum. Bir velinin, daha önce söylediğim gibi bir annenin bir üniversiteye başlaması bence geleceğe dair umudun olduğunu gösteriyor. O açıdan da çok kıymetli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.